Merhaba, Kurtlar Sofrası'nda kadınlara hoş geldiniz. Şu güne kadar daha çok kadın adayları ve aday adaylarını ağırlamıştık. Artık sıra kadın belediye başkanlarına geldi. Kadın belediye başkanlarına mikrofon uzatacağız bundan böyle. Ve ilk olarak Bakırköy'e uzanacağız. Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu büyük bir farkla Bakırköy Belediye Başkanı oldu. Ve şu anda Kurtlar Sofrası'nda kadınların konuğu ve kendisini daha önce adayken de ağırlamıştık. Merhaba diyerek başlayalım. Merhabalar Ayşegül Ovalıoğlu. Öncelikle tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba Göksel Hanım. Öncelikle şunu söyleyelim. Bakırköy ilk kez bir kadın belediye başkanına kavuştu. Fakat anladığımız kadarıyla bir ilk kez sizinle bir ilki yaşamıyor. Pek çok ilki yaşadı 31 Mart'ta. Ne gibi ilkleriniz var? Bakırköy'de neler yaşandı? Hakikaten çok büyük bir fark var. Onu da ben söyleyerek sözü size devredeyim isterseniz. %67,7 oranında oy aldınız ki bu 2019 yılın oyun çok üzerinde %58 oyla seçilmiş 2019 yılında belediye başkanı ciddi bir 10 puanlık bir fark görüyorum ben. 10 puan üzerinde oy alarak ilk kadın belediye başkanı oldunuz. Sözü size bırakıyorum. Pek çok ilk var Bakırköy'de. Neler onlar? Çok teşekkür ediyorum tekrar. Gerçekten bu benim için son derece gurur verici ve son derece mutlu edici bir sonuç oldu. Bakırköy'ün Cumhuriyet tarihinde ilk kez kadın belediye başkanı oldum. Evet, bu bir ilk. Oy farkımız çok ciddi bir oy farkımız oldu. İkinci partiyle aramızda 60 bin fark civarında bir oy farkımız oldu. Bu da çok önemli bir fark. %67,72 oy aldık. Bir önceki seçimlerle kıyasladığımızda sizin de dediğiniz gibi %11 oy oranında bir oy farkımız oldu. 2019 seçimlerimizde kıyaslandığında tüm mahallelerde de birinci parti çıktık. Tüm 15 tane Bakırköy mahallemizin 15'inde de hepsinde de ortalama %13-14 civarında bir oy artışı yakaladık. Ve bu bizim için son derece mutluluk ve gurur verici bir tabloydu. Tabii şunu da belirtmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da %74,26 oy çıkardık biz Bakırköy'den. Bu da yaklaşık 97 bin civarında bir oy demek. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerini gönderdik. Ve meclis üyesi sayımız da ilk defa bu seçimlerde 27'ye ulaştı. Toplam meclis üyesi sayımız 31. Biz 27 meclis üyesi kazandık Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ve bu süreçte şunu da gururla söylemek isterim ki kendi meclisimizde 9 kadın meclis üyemiz var ve benimle beraber 10 kişiyiz. Onu söylemek isterim. 4 genç meclis üyesi arkadaşımla beraberiz. 4 genç meclis üyesi arkadaşımın da ikisi kadın üye, 30 yaş altı üyelerimiz. Tabii bu tablo son derece gurur verici bir tablo. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de 6 meclis üyemiz artı bir de ben 7 kişi olarak temsiliyet aldık. Son derece mutluyuz ve gururluyuz. Çok teşekkür ederim. Bu 7 kişiden kaçı kadın? Bu 7 kişiden de 2 kişi kadın ve bir de ben varım, 3 kişi kadınız. Çok müthiş bir oran gerçekten. Hem Bakırköy İstanbul'da CHP'nin zaten İstanbul'da bambaşka bir tablo çizdiği bir seçim mi geride bıraksak ve bunun yanı sıra Kadıköy'den sonra en yüksek oy potansiyeline sahip ilçe de Bakırköy oldu. Bakırköy'ün de başkanı kadın oldu. Yalnız başkanı değil, sizin de söylediğiniz gibi meclis üyelerinde de bambaşka bir sayfa açıldı. 37 dediniz. 37 üyeden 27'si CHP'li, bunların 9'u kadın. 31 üyenin 27'si Cumhuriyet Halk Partili. Evet, 31 üyeden 27'si Cumhuriyet Halk Partili ve bunlardan 9'u kadın. Hakikaten son derece önemli. Siz bunu hayal ediyor muydunuz 31 Mart'a giderken? Daha doğrusu beklentiniz bu muydu?
Beklentim çok daha üzerinde de olabileceğini düşünüyordum açıkçası. Bunu da bekliyordum çünkü sahadaydık ve biz hep sokaklardaydık. Hep insanlarla beraberdik ve onlardan aldığımız tepkiler de hep bu yöndeydi. Gerçekten bir kadın aday olduğunu görünce beni sımsıkı kucakladılar. Onu ifade etmek istiyorum. Son derece memnuniyet vericiydi. Bir sonraki seçimlerde umut ediyorum çok daha yüksek bir oy alacağız diye düşünüyorum. Hı hı. Peki sizin çalışacağınız ekip nasıl bir ekip olacak diye soracağım ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Bugün ilk meclis toplantınızı yaptınız. Yasa gereği 5. gün açıklandıktan sonra İl Seçim Kurulu tarafından 5. gün toplanması gerekiyordu meclisin. İlk meclis peki izleniminiz nedir? Neler yaşandı? Çok güzel. Onları da anlatmak isterim. Hatta sırayla anlatayım. Heyecanımı da lütfen maruz görün. Rica ederim. Şöyle bir mazur görün. Açıklandıktan sonra son derece coşkulu bir kalabalıkla Cumhuriyet Meydanımızda bir kutlama yaptık seçim gecesi. Ardından da Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu da tebrik etmek üzere Saraçhane'ye gittik. O gece muhteşemdi, onu söyleyeyim. Halen şu an sizinle konuşurken bile aynı heyecanı hissediyorum. Sonra ardından mazbatamızı aldık. O da çok büyük bir coşkuyla mazbatamızı kendi Bakırköy'lü hemşehrilerimizle, meclis üyelerimizle aynı gün aldık. Ve ertesi gün devir teslim töreni yaptık ve görevimize başladık. Ardından da bugün ilk defa meclisimizi topladık. Sizin de söylediğiniz gibi 5. gün resmi olarak bizim meclis toplantımızı yapmamız gerekiyor. Ve son derece uyumlu, son derece de sevinçli, son derece gurur veren bir tabloyla biz ilk meclis açılışımızı yaptık. Basın mensuplarını davet ettik. Muhtarlarımız geldiler. Bakırköy'lü hemşehrilerimiz, komşularımız geldiler. Bütün meclis üyelerimizle beraber canlı yayınla kendi kanallarımızdan da bunları canlı olarak da insanlara sunduk. Onların da tabii gelen tepkileri gerçekten çok olumlu yöndeydi. Peki bir yandan da belediyeyi devraldınız. Devraldığınızda neler gördünüz? Önünüzde nasıl bir belediye var? Bakırköy Belediyesi var. Şimdi Bakırköy Belediyesi'nde aslında bir ilk daha var, onu da söyleyeyim. Bizim Bakırköy Belediye'mizin hizmet binası. İlkleri bitiremedik gerçekten. Hizmet binamız bizim yeni açılışı yapılan bir binaydı. Her şey burada da yeni, binamız da yeni. Yeni bir binada yeni bir başkanla hizmete başlıyoruz. Elbette daha önce hizmet eden tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Şimdi biz buraya geçtiğimizde elbette bir takım fiziki koşullarımız da yavaş yavaş yerine oturacak. Buradaki çalışma düzenimiz de özellikle bugün bir takım seçimlerimiz de oldu. Bizim buradaki seçimlerimizde ihtisas komisyonlarımızı, encümen üyelerimizi, divan katiplerimizi, meclis başkan vekillerini seçtik. Ve faaliyet raporumuzu okuduk, ardından denetim raporumuzu okuduk ve son derece güzel bir şekilde de bu meclis toplantımızı kapattık. Teker teker de sıralamaya koyduk tabii. Hizmette bizim zaten sahada seçim kampanya süresi boyunca bir takım tespitlerimiz vardı. O zaman da beni davet ettiğinizde çok teşekkür ediyorum. Daha önce adayken de çağırdığınızda konuşmuştuk. Bizim planlarımızı da hızla devreye soktuk. İlk 100 günde neler başaracağız? İlk 1 yılda neleri başaracağız? 5 yıl için projelerimiz nedir diye. İlk günden itibaren görevi devralır almaz. Burada zaten insanların da sahadan aldığımız tepkiler ve önerileri doğrultusunda çalışmaya başladık. Bir takım hızla yapılabilecek işler var. Siz de bilirsiniz temel belediyecilik hizmetleri. Efendim işte park bahçelere bir takım müdahaleler, ağaçların budanması, çöplerin temizlik personelinin hızla müdahale etmesi. O noktalarda da hemen tabii çalışmalara başladık. Hemen başladık. Ne yaptınız? İlk icraatınız ne oldu? İlk icraatımız önce bir kere
Personelimizle beraber belediyede bir bayramlaştık. Onu da söyleyeyim. İlk devralır almaz aşağıda bütün ekibimizle beraber biz burada bir söz verdik ve bu verdiğimiz sözde de biz burada Bakırköy Belediyesi ailesi olarak da evimiz Bakırköy'e sahip çıkma ve onu huzurlu, güvenli ve modern bir kent haline getireceğimize dair söz verdik. Ve bunu da Bakırköylüler, Bakırköylü hemşerilerim bizi takdir ettiler, inandılar ve bizi bu noktaya taşıdılar. O yüzden de aynı bilinç ve sorumlulukla benim ekip arkadaşlarımla, benim Bakırköy çalışan ailemle beraber önce bir tanışma ve ardından da bir bayramlaşma yaptık. Hı hı. Burada da en önemli şeyin herkese eşit, adil, şeffaf ve hesap verebilir noktada olması konusunda birlikte bir fikir birliği içerisinde çalışmaya karar verdik. Şimdi tabii bunu söylerken de şeffaf derken de özellikle bugün ilk meclis toplantımızı da canlı olarak vermemiz ve içeride aldığımız kararlara da bizim Bakırköy'lü hemşehrilerimizin de şahitlik etmesi açısından son derece önemli buluyorum. Bu birincisi. İkincisi de bizim tabii burada bir şikayet hattımız da var. Daha önceden oluşturduğumuz bir dosyamız var. Bu dosyada da size de daha önce söylediğim gibi bir takım işte ağaçların budanmasıydı, bir takım oradaki aksaklıklar, temizlik işleriyle aksaklıklar. Bunları da yaklaşık 3 gündür teker teker de uygulamaya koyuyoruz. Tabii ondan önce biliyorsunuz en önemli iş, ilk iş olarak da atamızın huzuruna çıktık. Cumartesi günü Sayın Ekrem Başkanımızla evet. beraber tüm belediye başkanı arkadaşlarımızla ve çalışanlarımızla beraber atamızın huzuruna çıktık. Ve onun huzurunda da biz kendi evimize, kendi ülkemize hizmet etmek için and içtik. Onu söylemek isterim. Evet, evet. Bizler de izledik Anıtkabir'e hep birlikte gitmeniz ve sonrasında dediğiniz gibi hatta Sayın Ekrem İmamoğlu da Anıtkabir defterine de bir yazı da yazdı bildiğim kadarıyla ve orada son derece güzel bir fotoğraf verildiğini tanız bizler de gördük. Peki tekrar Bakırköy'e döndünüz. Kısa vadeli hedeflerinizi de aktardınız. Aslında biz sizi daha önce de söylediğimiz gibi siz de söylediniz. Adaylığınız döneminde de aldığımızda burada projelerinizi, yapmak istediklerinizi, ideallerinizi bizlerle paylaşmıştınız. Şimdi tekrar bir hatırlatmak adına orta vadede ve uzun vadede Bakırköy Ayşegül Ovalıoğlu'yla hangi alanlarda değişim ve dönüşüm yaşayacak? Çünkü bildiğimiz gibi aslında Bakırköy'ün ilk ve en önemli sorunlarının başında da kentsel dönüşüm geliyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bu aynen ifade ettiğiniz gibi çok önemli bir nokta. Bizim kentsel dönüşümde de o zaman da ifade ettiğim gibi bütüncül bir yaklaşımla bu işe bakıyoruz. Öncelikle Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kuracağız. Bu süreçte ilk onun adımlarını çeşitli komisyonlarımızı da kurarak ona başladık. Hukuki ve teknik destek vermek açısından ve finansal danışmanlık, arada da bir garantörlük noktasında bizim de belediye olarak imar durumu, imar harçları ve proje tasdik süreçlerini de kısaltma yoluyla burada halkımızın yanında bir duruş sergileyeceğiz. Buradaki hak sahiplerine herhangi bir zarara uğramadan, onların hak kayıplarına müsaade etmeden yapıcı firmalarla aralarında bir ara bulucu olacağız. Ama tabii bu huzurlu kentsel dönüşüm derken de bir tabloyu da görmemiz lazım. Tabloda bizim hızlı tarama testlerimiz var. Hali hazırda yapılan tarama testleriyle ve yüksek riskli, olası bir İstanbul depreminde yıkılması yüksek riskli olan binalara öncelik vererek bunların da bir an önce yenilenmesine devam edeceğiz. Onlara bir kolaylık sağlayacağız. Burada İstanbul Büyük
Büyükşehir Belediyesi'nin de elbette ki bir hibe desteği olacak. Tam da bunu soracaktım. İsterseniz oradan devam edelim. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bu konuda İstanbul'a verdiği taahhütler var. İlçe belediyesi arkasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü, desteğini alarak ilerleyecek gibi görünüyor. Hangi alanlarda işbirliği yapacaksınız Büyükşehir Belediyesi ile? Şöyle, bu önemli. Daha önceki konuşmalarımızda da bahsettiğimiz üzere söyleyeyim. Bizim dar gelirliye ve dar gelirliye %60, dar gelirli ve emekliye de %65 oranında bir hibe desteği olacak. Bunun ardından da dar gelirlinin tanımını nasıl yapıyorsunuz? Yani aylık gelirini baz alarak mı yapıyorsunuz? Aylık gelirini baz alarak, içeride çalışanlarına bakarak, aile içerisindeki çalışanlarına bakarak, hak sahibi, mülk sahipleriyle beraber bir belirlenen tanım var. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de tanımlı olarak yazıyor. Burada dediğim gibi %65 oranında emekliye de bir hibe desteği. Ardından da 24 aya varan taksitlendirme ve faiz uygulanmadan özel bankalar aracılığıyla sağlanacak. Tabii bununla beraber bir kira desteği de olacak. Bundan da bahsetmiştik. Kira desteği de 18 aya varan dar gelirliye 7000 lira, emekli ise de 9000 lira kira desteği olacak. Tabii burada bizim dediğim gibi kendi burada yaşayan, evini yenilemek için başvuran kentsel dönüşüm ofislerinde bizimle beraber masaya oturan halkımızla beraber Kiptaş, İmar Ayşe, müteahhitler, buradaki müteahhitler hepsi bunların arasında bir aracı kurum olarak onlara bir nevi garantörlük kapsamında desteğimiz olacak. O da işlerini kolaylaştıracak. Hatta daha da söylemek gerekirse bunların 5000'lik planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geçmişti. Kasım 2022'de imar planları geçmişti. Ancak tabii meclis üyesi çoğunluğu olmadığı için de bir takım yokuşa sürmeler olmuştu. Bu noktada da biz bunları değerlendirip binlik planlarını da belediyemizce hazırladık. Bizim 7 mahallemiz Zeytinlik, Sakız Ağacı, Yeni Mahalle, Osmaniye, Zurat Baba, Kartaltepe, bu doğuda kalan bizim mahallelerimizde artı bir, 7 mahallemizde artı bir kat uygulamasını vereceğiz. Neden huzurlu dedik? İnsanlar o sırada acaba benim metrekarem düşecek mi? Acaba benim 3 oda bir salonum 2 oda bir salona mı düşecek? Ya da benim cebimden ne kadar fazla çıkacak? Veya bu müteahhitle bireysel olarak anlaştığımızda acaba bana diğeri daha mı fazla fiyat çıkarıyor, diğeri az mı fiyat çıkarıyor noktasında, hani biz hukuki ve finansal anlamda da onlara destek noktasında birlikte bu kentsel dönüşüm ofislerimizde masaya oturup onların dediğim gibi bu yolda işlerini kolaylaştıracağız. Bu arada çok önemli bir şeye dikkat çektiniz az önce, sözünüzü bölmek istemedim. Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki çoğunluk olmadığı için hayata geçirilemeyen bir kentsel dönüşümden söz ettiniz. Burada sizin 1/1000'lik planlarınız mı geçmedi büyükşehirden çoğunluk olmadığı için? Nasıl bir engeldi o? Bir de artı bir kat müsaadesi vererek sanıyorum dönüşümü sağlayacağınızdan söz ettiniz. O parantezi açabilir misiniz biraz? Tabii. Parsel bazında söylenmişti. Önceki 2022 Kasım ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geçen imar planında şöyle önce söylenmişti. 4 parsel birleşirse, bu da 2000 metrekarenin üzerindeyse, o zaman biz size artı bir kat veririz. Ama bu kolay değil. Çünkü bahsettiğim mahallelerde bitişik nizamda olan yapılar var. Şimdi bizim bina stoğumuzun da yaklaşık nüfusun yarısı bu mahallelerde yaşıyor. Ve bina stoğumuzun da 15.000 civarında yapı stoğumuz var. Olası İstanbul depreminde de bu yapı stoğumuzun yarısına yakınının da hasar göreceği söyleniyor. Şimdi böyle bir de durum var. İyi dengelemek lazım. Tabii bu kararlar alınırken de orada yaşayan insanlarla, yerel mahallelilerle, oradaki muhtarlıkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, oradaki meslek odalarıyla, onların da fikirleri alınarak derli toplu bir şekilde bu imar planları oluşturulmadan önce bir
çalışma yapılmıştı. Yani bu verilmişti ama bu dört parsel birleşsin 2000 metrekarenin üzerinde olursa artı bir veririz pek gerçekçi olmuyordu. İşte bu yüzden orada sıkıntıya giriyordu. Sonra tekrar bir iyileştirme düşünüldü. İki parsel birleşsin 1000 metrekarenin üzerinde olsun. Yine bu da olmadı. Çünkü bunda da sağlayamayan çok sayıda eski bina var. Şimdi bu noktada 5000'lik planlar o şekilde gelmişti ama bunların da bir revizyonuna gideceğiz. Biz 1000'lik planlarını buradan hazırlarken de bizden önceki dönemde hazırlanan 1000'lik planları da tekrar inceleyip dediğim gibi tamamen buradaki yaşayan komşularımızın yanında menfaatine yönde bir çıkış noktası bulacağız. Ve onların da dediğim gibi huzurunu kaçırmadan, onları da maddi olarak ciddi bir külfetin altına sokmadan bunu yapacağız. Nasıl bir hedefiniz var? Önünüzde 5 yıl var. 5 yıllık süre içinde binaların ne kadarını bu şekilde dönüştürebilmeyi hedefliyorsunuz? Bu tabii başvurular da önemli. Bir kere insanların dediğim gibi bu kentsel dönüşüm ofislerimizi, danışma ofislerimizi açtıktan sonra önce bir taleplerini değerlendirmek lazım. Hızlı tarama testleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından son derece pratik ve maliyeti de çok yüksek olmayan uygulamalar. Bu tarama testleri yapıldıktan sonra tekrar bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Daha önceden bizim tabii konuşmalarımızda, görüşmelerimizde 99 depreminden sonra binalar kendi inisiyatiflerinde bir takım üniversitelerle bağlantı kurarak çalışmalar yapmışlar. Ama tabii aradan geçen yıllar da var. Bunların o zamanki sağlamlığıyla şimdiki sağlamlığını tekrar gözden geçirmek lazım. Şimdi bir kere onu iyi tespit etmek lazım. Bir de ben her zaman söyledim, yine onu tekrar edeyim, bizim deprem eylem strateji planımızın olması lazım. Bu söylediğim mahallelerde deprem anında bizim arama kurtarma ve bize ulaşım koridorları var. Bu koridorlar üzerinde hali hazırda 15 tane binanın acil olarak yıkılması lazım. Bu da tespit edilmiş bir şey. Tabii ki önceliği bunlara vererekten başlamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. İyi ki hani hatırlattınız ve sordunuz. Bu oradan başlayarak bu deprem strateji eylem planımızın da içerisinde bir parçası olarak bunu öncelikle yapmamız gerekiyor. Tabii bu noktada da eylem planımızın içerisinde tabii biz bu depreme kışın mı yakalanacağız, yazın mı yakalanacağız, gece mi olacak, gündüz mü olacak, biz çocuklarımız okuldayken mi, işteyken mi, ameliyattayken mi olacak, hani nerede yakalanacağız biz buna, ona ait de bizim planlarımız olması lazım. Bizim toplanma yerlerimiz, 100'e yakın toplanma yerlerimiz var. Onları hızlıca bir tekrar gözden geçirmemiz lazım. Bu aynı zamanda bunların bize sığınak olarak da kullanacağımız yerler var. Onlar da 90 civarında. Bunların ihtiyaçlarını bir tespit etmek lazım. Ve bu noktada depreme yakalandığımız takdirde onların da kendi iaşelerini sağlamaları lazım. Bir kere bizim mutlaka bu yenilenen binalarda da uygulamaya koyacağımız enerji panellerimiz, tepelerinde güneş enerji panellerimiz olacak. O konuda da bir takım hani maliyet hesapları yaparak en uygun şekillerde nasıl hazırlayabiliriz ona bakacağız. Ayrıca bu sığınma yerlerimizde de yine kendi enerjisini üretebilen yerler olmalı bunlar. Çünkü düşünün zaten ciddi bir sınavdan geçtik. 2023 6 Şubat depremini yaşadığımızda ciddi bir sınavdan geçtik ve şu zamana kadar da halen hayat normale dönmüş değil. O sırada bizim iletişimimizin kopmaması için en azından bu sığınma yerlerimizde de bunların faaliyete geçmesi lazım. Bizim dünyayla iletişimimizin kopmaması için. Şimdi siz konuşurken bir yandan şunu düşünüyorum. Siz bir hekimsiniz ve bir hekim olarak tabii ki Bakırköy çok şanslı. Ama aynı zamanda görüyoruz ki dersine çok fazla çalışmış da bir belediye başkanı var karşımızda. Tüm sorunlara hakim. Bunlar için çözüm önerilerini geliştirmiş. Hatta takvimini de oluşturmuş bir belediye başkanı. Bakırköylerin şanslı olduğunu düşündüğümü itiraf edeyim. Siz bir yandan
konuşurken. Peki deprem konusunda belli ki son derece hazırlıklısınız. Yapacağınız çok fazla başlık da var elbette. Ama şunu da merak ediyorum. Ben nasıl bir ekiple çalışacaksınız? Ekibinizi seçerken uzmanlık alanlarına göre mi? Neye göre belirlediniz? Tabii meclis üyelerimizi seçerken de, yani biz aday olduktan sonra meclis üyelerimizin seçiminde de son derece liyakata uyumlu. Tabii toplumsal cinsiyet eşitliğine de önem vererek ve gençlere de fırsat vererek böyle bir meclis oluşturduk. Şimdi bizim meclis üyelerimizle beraber de zaten biz birlikte bu başarıyı yakaladık. Onu da söyleyeyim, yani Bakırköy'de elde ettiğimiz başarı hem örgütümüz hem de benim birlikte elde ettiğimiz bir başarı oldu. Tabii biz orada demek ki çok güzel bir takım kurmuşuz. Onu da gördük ki son derece uyumlu ve ahenk içerisinde çalıştık ve bu güzel başarıyı elde ettik. Şimdi burada işleyişte de aynı şekilde. Bugün az önce yani söylediğim gibi bizim ilk meclis toplantımızda da bizim ihtisas komisyonlarımızı seçtik ve ihtisas komisyonlarımızın da son derece liyakatlı, bu işlerle ilgisi olan, bilgisi olan insanlardan oluşturduk. Aynı şekilde kadrolaşmada bizim burada hali hazırda çalışan 1580 civarında personelimiz var. Onlarla beraber de çok önemli, onu da başta söylediğim gibi onlarla tanışıp birbirimizi tanıyıp tam bir aile olarak burada Bakırköy'e hizmet edecek bir aile olarak yola çıktık. O yüzden de bizim tüm müdürlük kadrolarımız, başkan yardımcılığı kadromuz, aynı zamanda ihtisas komisyonlarımız, encümen üyelerimiz hepsi bir hani bütüncül olarak bakmak lazım. O bütüncül çerçevede de son derece uyumlu ve İşinin ehli insanlarla yola çıktık. Ve bu noktada da tabii kentsel dönüşümün bir diğer şeyi de var. Onu da söylemek isterim. Bir diğer kısmı da var. Bizim Ataköy çok önemli. Ataköy ne kadar, bir 60 yıl önce zannediyorum, bir 60 yıl önce, 50-60 yıl önce planlanan ve zamanının çok önde modern bir mimariye sahip toplu konut projesidir. Şimdi oranın özel bir dokusu vardır. Yeşili boldur. Yapılanma yapılırken orada bunlara dikkat edilmiştir. Orada da gerek güçlendirerek gerek yenileyerek ama o dokuyu bozmadan. Bizim burada Bakırköy'de yeşil alanımız İstanbul ortalamasının 3 katıdır. Kişi başına düşen metrekare bazında yeşil alanımız 3 katıdır. Biz bu kentsel dönüşümü yaparken muhakkak buna dikkat edeceğiz. 1 santimetre kareye bile betonlaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Onu tekrar yine vurgulamak isterim. Bu yüzden de elbette ki imar komisyonumuz, bizim buradaki teknik ekibimiz bu konuda son derece hassas, düzgün, doğru bir yol izleyecektir. Hatırlıyorum, adaylığınız sürecinde de Ataköy'e ayrı bir parantez açmıştınız, unutmamışsınız. Belli ki listede önemli bir yeri var oranın da. Peki yavaş yavaş toparlamak istersek son soruma geleyim ben ve sizin de ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen onu da ekleyin. 5 yılın sonunda Bakırköy'ün ilk kadın belediye başkanı geride nasıl bir iz bırakmış olmayı taahhüt ediyor? Evimiz Bakırköy vizyonuyla başladık ve bizim insanlara sunduğumuz evimiz Bakırköy'de huzurlu, güvenli, modern, İstanbul'un vizyon yüzü olacak cazibe merkezi bir kent hayaliyle yola çıktık. Dediğim gibi bu 5 yıllık süreçte de bu konuştuğumuz ama konuşamadığımız da bir sürü projemiz var. Bunların analizlerini yaptık. İstatistik hesaplarını yaptık. Neler ne kadar gerçekçi? Bunların hepsinin hesaplamalarıyla, dediğimiz gibi kısa, orta ve uzun vadeli hesaplamalarla yola çıktık. Ve vizyon 2050'ye dair de, çünkü neleri de yapamayacağımız ve yetiştiremeyeceğimizin de farkındayız. 2050'ye dair de bir takım öneri projelerimizi de hazırladık. Evet, bu 5 yıllık süre içerisinde biz şunu göreceğiz. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi, iyi ki Ayşegül Başkan, iyi ki bu belediye yönetimi diyecekler ve onların da gurur duyacağı ve mutlu olacağı bir hizmet sunacağız. Ve şunu da söylemek istiyorum, iletişim ve güler yüzümüzde hiçbir zaman eksik olmayacak.
Diliyorum ilerleyen zaman içinde gelip Bakırköy'de yerinde bir kez daha ayrı bir program gerçekleştirme fırsatı buluruz ilerleyen süreçte. Şimdiden görevinizde başarılar diliyoruz. İyi ki kadın başkanlar var ve iyi ki o kadın başkanların el attığı kentler bu seçimde çok daha fazla oldu. Sayısız ilçe ve ilde çok sayıda kadın belediye başkanı var. Onlardan biri de sizsiniz. Tekrar başarılar diliyoruz görevinizde. Çok teşekkür ediyorum Göksel Hanım. Teşekkür ediyorum. Evet, Bakırköy'deydik. Ayşegül Ovalıoğlu Bakırköy Belediyesi'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. Adaylığı sürecinde de kendisini konuk etmiştik. Bu kez başkan olarak yapacaklarını, projelerini ve hayata geçireceği tüm detayları bizlerle paylaştı. Bir başka programda Kurtlar Sofrası'nda yine bir kadın belediye başkanını ağırlamak üzere. Hoşça kalın.